mübarek cuma gününün şu hassas, şu nazik, şu duaların müstecap olduğu ve e, kabul saatinin gizli bulunduğu Ebu Hureyre radıyallahu anh hadis-i şerifte biliyorsunuz Cuma günü e, inne fil cumaat ile saaten şu beze cumada bir saat var saate 60 dakika değil şöyle eliyle işaret buyurdu sallallahu aleyhi ve yani şöyle az böyle bir dakika bölen bile değil. Az saniyelerle ifade edilecek bir an. La yuafiku abdu müslim bir Müslüman kul ona denk gelirse yesallahu teala şeyen Allah'tan o anda bir şey isteyip isterse illa tavya mutlaka onu ona verecek. Ama mutlaka. Bu hadis-i şerif Buhari'miş. Yani mütevatire yakın bir şey. Her kaynakta var. Sahihlik derecesi çok yüksek. İşte e, bunun tabii hakkında belki 20-20'den fazla i̇bn Hacer'in Fethül Bari'de, Bukhari Şerinde vesairede maddeler var yani hangi an, hangi saatte aransın yani şimdi. Bir anda bu nerede aransın? Cuma namazı vakti mi, öncesi mi, sonrası mı, ikinden sonrası mı? Tabi akşam ezanı okunmakla Cuma bitiyor. Cumartesi gecesine gireceğiz birazdan. Bu itibarla e, orada kuvvetli rivayetlerden 2-3 taneye iniyor en kuvvetli. Bunların biri de nedir? ve ki kubeyle hurubi şey güneşin batmasına az bir vakit kala. Batmasının önceyizinde. Kable olsa öncesinde olur. Bu kubeyle ismi tasgir önceyiz. Yani ne demek? E, çok yakını yani. Güneş batma çok yakın. Ha şimdi biz basıyoruz 45 dakika kalaraktan. Şimdi tabi o da bir iki dakika hemen böyle düşüyor. Onun için önümüzdeki saatler çok naziktir elinize tesbihinizde alın. Bir yandan sohbet dinleyebilirsiniz. 70 kere estağfirullah okuyun. 100 kere Sübhanallah ve hamdi okuyun. 100 kere salavat-ı şerife okuyun. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sellem. Esas tabii o anı gözleyenler ikindiyi kılıp yani ya ilk vaktinde ya asr saniyede veya işte bir saat 15 dakika kala müstahap vakitidir ikindinin. Akşama bir saat 15 dakika. Ondan sonra tesbihatını yaptıktan sonra, virtleri varsa okuduktan sonra başlayacak. Ya Allahu Ya Rahman, Ya Allahu Ya Rahman, Ya Allahu Ya Rahman. Belki ben de şu anda derken belki geldi geçti, ha denk geldi olabilir. Böyle Ya Allahu Ya Rahman. Çünkü قُلِدْعُ اللّٰهِ اَوِدْعُ Rahman. Bana Ya Allah diye ismimle dua edin, Rahman da ismimle dua etseniz olur buyuruyor. اَيَّمَّا ted'u Benim çok isimlerim var buyuruyor. Hangisiyle bana yalvarsanız felevul esmaul husna. En güzel isimler ancak Allah'a aittir. Bu tabii bizim bildiğimiz çoluk çocuğa ezberlettiğimiz 99 Tirmizi'nin rivayetidir. Daha başka e, hadis kaynaklarında da onda olan onda olmayan, onda olmayan onda olan vardır. En nihayetinde bin bir ismi şerif vardır Rabbimizin tebarek ve teala. Hangisiyle dua etseniz yeter ki ayette geçsin, hadis-i şerifte geçsin, ulemanın beyanlarında geçsin, kendi kafana göre Allah'a bir isim uyduramazsın aşağı. Esma-i ilahiyye tevkifiyedir. Yani vahiden, nakilden gelen rivayetle sınırlıdır ve ona bağlıdır. Orada durmak gerekir. Ben de Allah'a şöyle isimlendiriyorum diye ne yapamazsın haşa? Kendine göre bir isim takamazsın. Ne Arapça ne Türkçe fark etmez. Ama en güzel isimler Allah Teala'ya aittir. Onlarla dua edin. Onun için bir insan her cuma var bu. Bu Ramazan'a mahsus değil. E, bütün ulema müşayih bununla amel eder. Ve tabii tabi İmam Şerci Yemen müşayihindandır. Onun Tabakatül Havas isimli eseri var. Çok kıymetlidir. Onu bitirdim ben. Sonra onun El Fevaid Fissalat ve Avaid isimli eseri var. Ali Adir Efendi babamızın itibar ettiği Mücerrabat, Ahmet Diyerbi onun el kitabıydı. Onun da kaynakları ondan alır. O çünkü 700 senelik. Ahmet diğer bir 250 senelik. E geride yani bunlar. Bütün bunlar kitaplarında bunu naklediyor. Ama biz Ali Adel Efendi babamızdan Efendi Hazretimiz duymuş. Efendi Hazretimizden de biz duyduk. Bunu Efendi Hazretleri zor zamanlarda 28 Şubat'ta vesaire sıkıntılı zamanlarda, müşkilatta. Bak şimdi seçimler var. Çok önemli bu seçimler. Çok önemli. Yani tabi bil fiil çalışmak da lazım. Hakkın, hayrın vatanperverlerin kazanması için. Ee, ama e, bununla beraber dua da ihmal edilmemelidir. Onun için e, mesela cuma günü iki namazını akşama bir saat kadar, bir saat 15 beş dakika sünnete başlarsın falan. namazın bitirirsin. Bütün okuyacak okuduktan sonra kıbleye mütevecci vaziyette yani şeyini bozma. E, şeklini oraya buraya şey etme. Arada dünya kelam konuşmadan bir niyet tutacaksın. Öyle her ikisinde ayrı bir niyet olmaz. Çünkü e, orada güneş batmasına yakın o an vuracak, çakacak, geçecek, gidecek. Onu yakaladın, yakaladın ama ne buyuruyor? Kabul saatini Cuma'nın saatleri içinde gizledim. E, buna denk gelen... Dünya ahiret saadetine nail olur. Yani ne istediyse Allah onu verecek. Bu ne demek? Ne kadar bir açık çek ya. Ne istediyse. Ama diyor muvafakat yani. Zikir üzere ona denk gelmek. Burada da tabii ki uzun uzun Türkçe dualar yaparsan arada sen kendi isteğini diyene kadar o arada o saat an meselesi vuru geçer. Onun için ne bulmuşlar ulema ve meşayih hazaratı? Zaten Hızır Aleyhisselam'dan bunu. Meşayih Hızır Aleyhisselam'dan aldı bu sırrı. Çünkü dediler ki yani bir anda gelip geçecekse biz hangi duayı okurken şimdi ee, kaç satırlık dualar var, uzun dualar var, kısa dualar var ama ben niyetimi tutacağım. Hangi şeyde kafayı toplayacağım yani? İşte Hızır Aleyhisselam da buyurmuş ki, öyle gördüm bir kitapta da. Ya Allahu, Ya Rahman. Bu iki ismi şeriften kaçmaz. Ya Allah, Ya Rahman diyene kadar o vuru geçer. İşte ikisini okurken, işte hep aklın başında, huzur, kalbin huzurda ve niyetin e, efendim belliyse o niyeti kaybetme. O arada mesela benim niyetim nedir? Külliye niadesi. Senin niyeti nedir? Hayırlı iş. Öbür niyetin nedir? Hayırlı iş. Öbür niyet nedir? Hayırlı evlat. Çocuğu olmuyor. Onlar da çok üzüntü yapıyorlar yani. Bizim de çok çocuğumuz var ama işte yani bir de bize sor mesela şimdi. <laughs> Ama şu çocuğu olmayan da illa çocuğum olsun diye. Ben de razıyım, memnunum genel manada ekseriyetle. Allah senden razı olsun. Hayırlı ıslah etsin. Hepimizin çocuk çocukların, torunların terbiyelerinden aciz kaldık ya Rabbi. Allahu salli ala seyna Muhammed ve aleyhi Ya Rabbi çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırlı ıslah eyle. Amin. Allah salli ala Muhammed. Ve Muhammed Zekeriye el-Bukhari Hazretleri Medine'nin kutuplarından merhum o efendi çok sevdiği bir O öyle dua öğretti bana. Hakikaten acayip bir dua yani. Aciz kaldık yani. Çünkü teknoloji hayata hakim olmuş. İnternetler, Instagram'lar, YouTube'lar, bilmem neler. Yani çoluk çocuğu sen yönetemeyecek hale geldin ya. Anasının babasının yüzüne bakmıyor icabında. Yemekte böyle hep telefon ellerinde. Beyin gidik yani. Allah toparlasın. Onlar da bizi de hayırla cebesin, Salah ve takva üzere. Amin. Bu itibarla herkesin derdi var. Ee, Mevla'dan haceti var, isteği var. Bütün hacetlerinizi benden isteyin buyuruyor. Ama tabii sıraya koymak lazım gelirse. Evvela iman, itikad, eli sünnet inancında biz öyleyiz de mesela çocuğumuzun da öyle olması. Ateist varsa, deist varsa bir insan bütün duasını, davetini, tebliğini ona yönlendirmesi lazım. Hele bir de canıysa, ciğeriyse yani. Benden niye bir zerre, cehenneme gitsin? Buna insan müsaade etmemelidir. Ama ne şu Kaza, kaderi, sırrı başka bir şey. Ama vazifeni yaptın mı sorarlar adama. Bu itibarla Ya Allah'ım Ya Rahman bana diyorsunuz ki şu hacetim var bunun için ne okuyayım? Herkesten böyle bana tabii herkes ulaşamaz da bir vasıtayla ulaştırıyorlar. Efendim işte Lale Güle televizyona kimisi yazıyor, kimisi dernekteki arkadaşlar yazıyor, kimisi bizim sitelere yazıyor. Yani ama bu soru çok geliyor. Benim çok mühim bir hacetim, Allah'tan arzum, isteğim, dileğim var. Bunun e, men hasıl olması için e, en kısa zamanda acilen e, ne, ne okuyayım? Ne okuyayım? E şimdi tabi dolu hacet duası var, namazı var falan. bunların da tabi ekserisi. E, i̇lim ister. E, biz tabi yazsak da, harekeli yazsak da falan daha kitabı toplayamadık, hacet duaları. Dünya kadar notum var da bir toplayıp size çıkaramadık. Onun için şimdi bir kabul saatinin arandığı nazinnesi, nazinne yani zannedildiği buralarda olabilir diye düşünüldüğü noktalardayız. dakikalardayız. Onun için ya Allah ya devam edenler dillerinde dünya kelam konuşmadan burada sohbet de o arada. Ama e, kalbinde bir hacet tutar, bir hayırlı muradı vardır. Tek niyet üzere ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, diye dua ederse e, güneş batmasıyla iftar oluyor işte yazan okunacak. E, o vakte kadar e, bunu sürdürürse hele ki oruç ağzınasınız. Oruçlunun duası reddolmaz. Davetu saim la turaddu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçlunun duası asla geri çevrilmeyecek. Onun için o avantajınız da var. Bir de ya Allah ya Rahman, bir de cuma günü gizli saat bu arada güneş batmaya yakın. Yani Değerlendirebilenler için iki can saadeti e, kolayca elde edilebilir ama maalesef e, insanlar gafil, insanlar bir de iftara yakın e, açlık, susuzluk vuruyor. Gündüzde yorucu işlerde çalıştıysa çok ağır yorgunluk geçiriyor. Sonra susuzluk ve hararet çekiyor. E, efendim hele ki çalışanlar, efor sarf edenler. Onun için bu saatler biraz gaflet saatidir. Yani insanlar artık çok bir zikir yapma e, mecal bulamıyorlar, zaten ker kerahat vaktidir ikindi kılanlar için, e, ikindiden sonra nafile namaz da kılınmaz. E, ama e, burada e, zikir saati, tesbihat saati bunlar asla ihmal edilmemeli, yarın ahirette çok pişmanlık insanın başına gelir.